ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti habibikel emin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللّٰهُ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهُ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar zamanın hızlı akışı içerisinde her zaman ifade ettiğimiz gibi insanlar olayları, olup bitenleri adeta takip etmekten aciz kalıyorlar. Bu halin sebeplerinden en fazla zamanımızda teknik imkanların meydana getirdiği haberleşme, haber alma veya haber verme kaynaklarının çok süratli, çok hızlı akışından kaynaklanıyor. Nasıl ki bir nehirin, bir ırmak, bir nehir dediğimiz şeyin üzerine gözlerinizi dikip de o nehrin sularının nasıl aktığını takip etmek için bakarken İnsanın gözü de kayıp, akan suyla beraber kayıp gittiği gibi, zamanımızda da hadiseler o kadar hızlı akıp gidiyor ki, onu takip etmek yerine biz o hadiseye takılıp gider hale gelmişiz. Halbuki temelde, esasta mümin, Müslüman, vahye tabi olan, vahyin neticesi olan, Hazreti Kur'an'a tabi olan, vahyi insanlara duyurmaya memur olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme tabi olan insanlar olayların içinde sürüklenip gidemezler. Olayların, hadiselerin içinde ufalanıp, törpülenip kaybolamazlar. Zaman ne kadar geçerse geçsin, zaman ne kadar hızlı akarsa aksın, İslam'ı yıpratamamıştır. Asırlar ne kadar çabuk geçerse geçsin, Allah'ın kitabı Kur'an'ı haşa eskitememiştir. Yıpratamamıştır. Kur'an aynen 14 asır evvel nasıl inmişse, nasıl gelmişse, o günkü tazeliğini, o günkü dinamik yapısını aynen muhafaza etmektedir. Hangi şeyler çökecek demişse çökmüştür, hangi şeyler kalacak demişse kalmıştır ve kıyamete kadar da Kur'an'ın haberleri, hükümleri ebediyetini devam ettirecektir. Alemi İslam'ın bugünkü perişan halinin Kur'an'la uzaktan yakından alakası yoktur. Alemi İslam'ın çöküşünün, ezilişinin bir numaralı meselesi Kur'an'a hakkıyla sarılmamış olmasındandır. Biz Kur'an sebebiyle gerilemedik, çökmedik.
Kur'an'a uzak kalışımız sebebiyle, Kur'an'dan ayrı kalışımız sebebiyle geriledik ve çöktük. Bunu bu şekilde itikat esaslarından aynen telakki ve kabul etmek lazım. Bir Müslüman temelde Allah'a nasıl inanıyorsa, Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, Allah'ın kudret sahibi ve sınırsız ilim sahibi olduğuna nasıl inanıyorsa, Kur'an'daki hükümlerin de kıyamete kadar geçerli, tutarlı, kararlı olduğuna, olacağına aynen iman etmesi lazım. Ve bugünkü perişan halimizin, geri kalışımızın, kafir devletlerden ve ehli küfürden son derece ağır baskılar, ithamlar altında kalışımızın sebebini Kur'an'dan uzak kalışımıza, Kur'an ile bütünleşmemiş olmamıza, Kur'an'a dayalı bir hayatın sahibi olmadığımıza bağlamamız icap eder. Bugüne kadar gerek batılı yazarlar, filozoflar, gerekse doğulu fikir adamları, ilim adamları Kur'an-ı Kerim'i didik didik araştırmışlar, ayet ayet, kelime kelime araştırmışlar ve onun bir açığını, bir açmazını bulamamışlar ve bugüne kadar da bulunmamış olduğu bütün dünya kafirlerinin ittifakıyla sabit olmuştur. Eğer bulsalardı zerre kadar bir boşluk, zerre kadar bir açıklık bulsalardı, kıyameti koparacaklar ve bütün dehşetiyle o açıklıktan İslam'a ve Kur'an'a saldıracaklardı. Muvaffak olamamışlar. Biz de bu itikat üzere Kur'an-ı Mübin'in üzerinde daha duyarlı, daha tutarlı şekilde düşünmek zorundayız. Bugünkü dersimizi bu manaları, bu düşünceleri derli toplu ifade eden bir ayet-i ilahiye ile dersimizi, sohbetimizi ezan-ı Muhammediye kadar devam ettireceğiz. Allah-u Teala ayetleriyle hayatımızı, yaşayışımızı bütünleştirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Sohbetimize esas olan ayet-i ilahiye Maide suresinin 105 numaralı ayetidir. Maide ismiyle Kur'an'da yer alan mübarek surenin 105. ayeti işte bu hususları bütün açıklığıyla beyan ediyor. Dersimizi de bu ayet etrafında toparlamaya çalışalım. Rabb-i Rahim-i Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri doğrudan doğruya ehli imana hitap ederek Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yadurruküm men dalle izehtedeytüm ilallahi merci'üküm cemi'a feyunebbi'üküm bima küntüm te'amelûn. Sadakallahul azim. Ey ehli iman! Ne muazzam, ne mübarek bir hitaptır. Doğrudan doğruya ehli imana, yani iman etmiş insanlara, mümin olanlara hitap ediyor. Ayırıyor. Kur'an-ı Kerim malumunuz iman edenleri iman etmeyenlerden ayırıyor. Ayrılması lazım. Bu ırk ayrımına benzemez, renk ayrımına benzemez, zengin fakir ayrımına benzemez. Benzetemezler, benzetemezsiniz. Allah-u Teala yaratmış olduğu insanları ırk ayrımıyla mütalaa etmiyor. Renk ayrımı da yapmıyor. Fakir zengin ayrımı da yapmıyor. Ama inanmış olanlarla inanmamış olanları ayırıyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Rabbimizin tavrı bu, tercihi bu. İnsanları yaratmıştır, amenna, bütünüyle, tümüyle, tamamıyla yaratmıştır. Büluğa erdikten sonra, akil ve baliğ olduktan sonra, tevhid akidesini peygamberler vasıtasıyla göndererek, bu inanca, bu akideye inanmalarını istemiştir.
İnananlar mümin sınıfını teşkil etmiş, inanmayanlar kafir sınıfını teşkil etmiş, dışarıdan inanmış görünüp de içinden inanmayanları da münafıklar sınıfını teşkil etmiş. Bu üç sınıf kıyamete kadar devam edecek. Çünkü bunu böyle isteyen Allah-u Teala'dır. Bunu yapan Rabbimizdir. Hiçbir peygamber, hiçbir beşer, hiçbir insan, hiçbir alim, hiçbir hoca kendisi bu taksimi yapmış değildir. Bu taksimi yapan insanları bu üç bölüme, iman açısından, itikat noktasından insanları bu üç bölüme ayıran bizzat Hazreti Allah Celle Celaluh'tür. Ya eyyühellezine amenu dediği zaman müminleri ayırıyor, müminleri ayrı bir sınıf kabul ediyor ve onlara bu hitap ile, bu mübarek nida ile ya eyyuha demek Arapça nida çağırmakla bir hükmü, bir hikmeti, bir esası emanet ediyor. Mümin olanlara emanet edilenler, kafir olanlara emanet edilmiyor. Allah'ın katında mümin olanlar, mümin olmayanlardan üstün kabul ediliyor. Bu üstünlük ırka dayalı, renge dayalı, servete dayalı bir üstünlük değil. Doğrudan doğruya imana dayalı bir üstünlük. İnananlarla inanmayanlar eşit olamaz. Kabul etmiyor Rabbimiz bunu. Allah'ı tanıyan, Allah'ın hükümlerini kabullenen, bilen insanlarla bilmeyenleri Rabbimiz eşit kabul etmiyor. İnsanlar ne kadar kabul ederse etsin. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah'ın varlığını, birliğini, kitabını, ahkamını bilenlerle bilmeyenler hiç eşit olur mu şeklindeki ayet-i kerime bizi muazzam bu noktada bağlıyor. Eşit düşünmek mümkün değil. Ve bütün insanların arasında müminleri belli bir camia, belli bir çerçeve içine alıyor Rabbimiz. Ne buyuruyor? İnnemel müminune ihvetün diyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi kıtada, hangi ülkede, hangi bölgede, hangi beldede olursa olsun, ister siyah, ister beyaz, ister kızılderili, ister fakir, ister zengin, hangi lisanı konuşursa konuşsun, ister Fransızca, ister İngilizce, ister Arapça, ister Kürtçe, hangi lisanı konuşsa konuşsun, innemel müminune ihvetün dedi mi her şey biter. Bütün müminler yeryüzünde, müminler ancak kardeştir. Görüyor musunuz prensipler nasıl konmuş müminler, nasıl ayetlerle belirlenmiş? Bunların dışına çıkmak mümkün değil. Bütün insanlar kardeştir diyemezsiniz. Çünkü insanları Rabbimiz üçe ayırıyor. Müminler, kafirler, münafıklar. Kafirlerle müminler kardeş olamaz. Mümkün değil. Aynı anadan, babadan dünyaya gelseler bile Allah kafir olan kardeşle mümin olan kardeşi kardeş kabul etmiyor. Allah'ın tercihi böyle. Allah'a inananların bu hükümlere inanması lazım. Başka türlü düşünmek mümkün değil. Bütün insanlar mümkün değil. İnnemel müminune, müminler demiştir. Müminlerin arasında ayrım yapmamak lazım. İman çerçevesinin içine girdikten sonra bazı farklar, bazı meşrepler, bazı mezhepler, bazı anlayışlar, düşünceler, farklı metotlar, farklı usuller ayrım yapmaya sebep olmamalı. Bazı tarikatlar, bazı yollar, usuller, esaslar bu innemel müminune ihvetün çerçevesini kırmamalı, çatlatmamalı. Buna dikkat etmek lazım. Allah'ın sınırlarını aşmamak lazım. Mesela Rabbimiz ne diyor? İnnemel müminune ihvetün. Müminler muhakkak kardeştir. Müminler dedi. Mümin olmak belli bir meseledir, bilinir. Onun usulü var, çerçevesi var, esasları var, iman esasları var. Âmentü billahi ve melâiketihi malum âmentüyü bilen ve tasdik eden. Belli usulleri, belli esasları var. Mümin tamam, bellidir. Böyle olunca
şarkta da, garpta da, dünyanın neresinde, hangi ülkesinde, hangi şartlarda olursa olsun, Rabbimizin ortaya koyduğu tespit, tercih, müminlerin kardeş olmasıdır. Bu çerçeveyi zorlamamak lazım. Mesela Allah-u Teala'nın innemel müminune ihvetün ayetini zorlamak nasıl olur? Veya bu sınırı zorlamak veya bu çerçeveyi kurcalamak nasıl olur? Ne manaya gelir? Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela müminler arasında nefsi terbiye için ahlaken yükselmek, ahlaki terbiyeler, kalbi terbiye almak için daha ince, daha içten İslam'ı yaşamak için bazı yollar var, tarikatlar var. Nakşibendiye tarikatımız var, Kadiriye tarikatımız var ve buna benzer tarikatlar. Bunlar mümin olduktan sonra, İslam çerçevesine girdikten sonra İslam'ı daha ince, daha dikkatli, daha içten yaşamak için bir nefsi terbiye metodu. Bir zata, bir şeyhe, bir mürşide bağlanarak onun talimiyle, onun terbiyesiyle, onun verdiği usullerle sünnete, Kur'an'a zerre kadar aykırı olmamak şartıyla kişilerin manevi eğitim için terbiyesine girdiği bir yol tarikat. Nakşibendiye, Kadiriye, Melamiye, Halvetiye, Celvetiye var. 12 tane tarikat var. Ama bunların hiçbirisi innemel müminune ihvetün çerçevesini zorlayamaz. Müminler kardeştir. Birisi dese ki ben bu çerçeve müminler kardeştir çerçevesi çok geniş tutulmuş. Bunu biraz daraltalım. Allah çerçeveyi genişletmiş ya, olmadı bu. Bu çerçeveyi daraltalım da innemel kadiriyune ihvetün, ancak kadiri tarikatından olan kardeştir diyelim dese, bunu yapan insan ne olur? Kafir olur. Çerçeveyi daraltıyor bakın. Allah müminler kardeştir diyor. Bu arkadaş, bu kimse, yok canım diyor, Allah bu çerçeveyi genişletmiş, biraz daraltalım diyor. Herkes, her mümin kardeş olur mu ya? Nakşibendi tarikatından olanlar kardeştir diyor. Bu Allah'a iftira olur. Ayırmayacaksın. Sen orada, öbürü orada, bir diğeri başka yerde, ama hepsinin kıblesi, istikameti, hepsinin kitabı, zikri, fikri, davası, düşüncesi, gayreti aynı olacak. Senin o efendiye bağlı olman, bu efendiye karşı husumet beslemeni gerektirmez ki. Ama bugün alem-i İslam bu belanın içine düşmüştür. İnnemel müminune ihvetün çerçevesi geniş geliyormuş gibi haşa, bunu daraltmaya çalışanlar var. Ancak şunlar kardeştir, ancak bunlar kardeştir, falan efendiye bağlı olmayanlar Müslüman olamaz gibi sapık, sakat düşünceler vallahi yayılıyor. Aman bunlara fırsat vermeyelim. Böyle şeyler duyduğunuz zaman innemel müminune ihvetün ayetini derhal ağzına tıkayalım bu iftiracının ve susturalım. Müminlerin ayrılması beladır, felakettir, musibettir. Kafirlerin yeryüzüne hakim olmasının sebebi müminlerin dağınık olması, bölünmüş olması, parçalanmış olmasındandır. Başka sebebi yoktur. Bakın yani şu son günlerde biraz Müslümanlar canlanır gibi olunca kıyamet koptu. Gazeteleri okuyun, çıldıracaksınız. Adamların aklı almıyor. Demek ki bütün Müslümanların bütün problemi neymiş? Birleşmek, bütünleşmek. Bakın nasıl meydana çıkıyor yani. Bütün dehşetiyle kimin ne olduğu, kimin ne düşündüğü, kimin ne söylediği kaç gündür ortaya çıktı. Anlayın yani. Demek Müslümanlar birleşirse karşımızda yeryüzünün durması vallahi mümkün değildir. Yeryüzünün durması yani. Müslümanların anlaması, birleşmesi, bütünleşmesi, bir gaye, bir dava, bir düşünce etrafında ittifak etmesi. Yoksa Amerika hiçbir şey değil yani. Biraz sonra zaman kalırsa Amerika'dan da bazı pasajlar nakledeyim diyorum ama işte namaz, ezan yaklaştı, vakit daraldı. Her zaman söylediğimiz gibi en büyük sıkıntımız vakitsizlik, zamansızlık.
ve cemaatimizin tabi derse topluca baştan hazır olmayışı, vaaz ederken cemaatin habire camiye gelmesi, dersin baş kısmını dinlememiş olması, dersin son kısmına ulaşması, ders bütünlüğümüzü elimizden alıyor. Evet, ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey iman edenler, bu bir ayrımdır. Allah-u Teala kendisi böyle murad ediyor, böyle istiyor. Ey müminler hitabıyla bize hitap ediyor, müminlere, ehli imana, ehli İslam'a hitap ediyor. O zaman lebbeyk diyeceğiz, buyur ya Rabbi. Türkçe'de buyur ya Rabbi, buyur buyur sözünün Arapçası lebbeyktir. Birisi birisini çağırdı mı, lebbeyk, buyur efendim, buyur, buyur sultanım şeklinde lebbeyk kelimesiyle cevap veriliyor. Buyur ya Rabbi, ya eyyühellezine amenu deyince tabi buyur ya Rabbi dememiz lazım. Buyur demek emret. Demek işin içinde bir emir var, bir hüküm var. Burada da öyle. Buyur ya Rabbi diyoruz bu hitabın karşısında. Rabbimiz buyuruyor ki aleyküm enfüseküm. Siz size bakın. Evvela ey müminler, evvela siz kendinizi hizaya getirin. Kendinizi Kur'an'ın ölçülerine uydurun. Bakın ne kadar müthiş bir şey bu. Aleyküm enfüseküm. İki kelime. Ey müminler topluluğu, halinizi, hayatınızı muhasebe ediniz. Davranışlarınızı, tutumunuzu, tavrınızı kontrol ediniz. Kur'an'a uygun musunuz, değil misiniz? Muhammed Mustafa'ya uygun musunuz, değil misiniz? Evvela bunu kontrol edin diyor Hazreti Allah. Müminlere bunu söylüyor. Murakabe, kontrol. Bakın bakalım ey müminler, Allah ile aranız nasıl? Allah ile aranız iyi mi kötü mü? Aleyküm enfüseküm. Ya Rabbi ne müthiş ayet bu. Tefsirine baktım bu ayetin. Tefsir kitaplarında alimlerimizin bu ayete verdikleri manaları toplasanız tam 11 saat konuşmak icap ediyor. 11 saat bu ayetle ilgili. Şöyle normal saat ayarladım. Şu notları şu kadar dakikada, şu kadar saat konuşsak bütün bu notlar, bu mevzular 11 saat alıyor. Aleykümen iki ayet, iki kelime. Mevlana dehşet mana vermiş. Ruhul beyan ayrı bir dehşetten girmiş ayetin manasının içinden çıkamamış. Kur'an bu. Aleyküm en. Siz kendinize dikkat edin. Allah ile aranız nasıldır? Allah'ın hükümleriyle yaşayışınız arasında nasıl bir yakınlık, uzaklık var? Bakınız diyor Rabbimiz. Kur'an-ı Tavuk. Ne olacak? La yadurrukum men dalle izehtedeytüm. Siz Kur'an'la bütünleştiğiniz zaman, siz Hazreti Muhammed Mustafa ile bütünleştiğiniz zaman, yeryüzündeki sapıkların ve kafirlerin hiçbirisi size santim zarar veremeyecek. La yadurrukum diyor. La yadurrukum zarar vermeyecek demek. Allah söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Demek iş geliyor, bir noktada düğümleniyor. La yadurrukum men dalle izehtedeytüm. Tam hidayet üzere, tam Kur'an ile, tam sünnet-i Muhammediye ile kenetleştiğiniz zaman size dünyada zarar verecek hiçbir kavim kabile yoktur. Sadakallahül azim. Allah doğru söylemiştir. Evvela bizim halimizi ameliyat masasına yatırmak lazım. Müslümanların halini. Müslümanların tavrını, tutumunu eleştirmek lazım. Evvela cami cemaatinden başlamak lazım. Evvela Kâbetullah'tan başlamak lazım. Evvela Mekke-i Mükerreme'den başlamak lazım. Yoksa Amerika kaç paralık ülkedir ki Müslümanlara zarar verebilir? Allah bunu söylüyor. Ayet böyle söylüyor. La yadurrukum. Zarar veremez mi size? Zarar veriyorsa noksanlık var bizde, eksiklik var bizde, parçalanmak var bizde, bölünmek var bizde, boşluk var bizde, zafiyet var bizde. Safiyet yerine zafiyet gelmiştir. Allah ile aranızı düzeltin. Allah ile aramızı düzeltmenin yolu imanda bütünleşmektir. İslam'da bütünleşmektir. Hazreti Muhammed Mustafa'da bütünleşmektir. Başka manası yoktur. Allah'ın hükümleriyle bütünleşmektir. Maide suresini arz ediyorum, 105 numaralı ayetini.
44 numaralı ayete bakın, nasıl bütünleşeceğimizi beyan ediyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Rabbimiz buyuruyor ki, benim gönderdiğim, benim indirdiğim ayetler, hükümler var. Benim gönderdiğim, benim indirdiğim, inzal demek Arapça indirmek, yüksekten alçağa doğru inmek, indirmek anlamına geliyor. Kim ki benim indirdiğim, benim gönderdiğim hükümleri, esasları, kanunları bırakır da başka esaslar, başka usuller, başka ilkeler peşinde koşarsa, Allah'ın gönderdiği kitap dururken kendisine başka kitaplar ararsa, Allah'ın indirdiği kanunlar dururken başka ülkelerden kanunlar edinmeye çalışırlarsa, bu insanlar ne olur? فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Bunlar kafir olur diyor Kur'an. Şimdi cumhuriyeti bu ayet-i kerimeye göre kıyaslayınız. Ülkeyi kıyaslayın, bölgeyi kıyaslayın, alem-i İslam'ı kıyaslayın. Yeryüzünde hangi İslam ülkesi Kur'an'la bütünleşmiş bugün? Mekke'ye ve Medine'ye sahiplik ettiğini iddia eden Suudi hükümeti bile vallahi Kur'an'la bütünleşmemiştir. Amerika'nın kuyruğu, Amerika'nın uşağı, Amerika'nın kölesi, Amerika'nın uydusu, Amerika'nın yolunda olan bir millet Allah'ın kitabıyla bütünleşmiş olabilir. Aleyküm enfüseküm müminler, siz Allah ile münasebetlerinizi tesis etmeye bakın. Ne enflasyon canavarı sizi yiyebilir, ne Amerikan canavarı sizi yutabilir diyor. Vallahi Kur'an söylüyor. İşte bakın, enflasyon adeta çıldırdı. Dolar aldı başını gidiyor, Müslümanların boynuna takılan yular gibi dolar. Müslüman ülkelerin boynuna takılmış yuların adına dolar denir, dolar, dolar. O yulardır o. Almış ekonomimizi götürüyor, maişetimizi götürüyor, paramızı götürüyor, her şeyimizi götürüyor. Ve bize zarar veriyor. Allah da diyor ki, Kur'an'la bütünleşin, size zarar vermez, kimse veremez diyor. Allah mı doğru söylüyor, bizim halimiz mi doğru? Amenna ve sellem. Efendiler, saldıranlar olacak, çıldıranlar olacak, çatlayanlar olacak. Olacak tabii. Ama müminler, İmanın gereğini, İslam'ın icabını yerine getirecek. Başka türlü davası, korkusu yok Müslümanın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmek için Allah'tan izin çıktı. Allah'tan müsaade çıktı. Sonra arkadaş istedi yanına, yalnız olmak istemedi. Arkadaşı da Cenab-ı Hak tarafından belirlendi. Ebu Bekir Sıddık da arkadaş oldu ona. Şimdi çıkacaklar. Uzun bir mesele tabii, ben hepsini anlatmayacağım. Bir nokta var, çok dikkatimi çekiyor. Buna mukabil Darun Nedve dedikleri Mekke yönetiminin Mekke yönetim merkezinde Ebu Cehil ve adamları tabii toplantı yaptılar tedbir almak için. En son türlü teklifler tartışıldı malumunuz. Hazreti Muhammed'in öldürülmesine karar verdiler. Ayetlerle sabit. Hepsine girmeyeyim. Ama onu da bir şekle bağladılar. Her kabileden bir katil seçtiler. Her kabileden bir katil olursa Kureyş kabilesi bu katillerle, bu kabilelerle başa çıkamaz, kan davasını güdemez. Adamların tertibi bu. 40 tane katil ellerinde korkunç kılıçlarla, yalın kılıçlarla peygamberin mübarek odasının, evinin, kapısının her iki tarafına sıralandılar. Bunları biliyorsun. Korkunç bir şey. Ve peygamber çıkıp gidecek. Çağırdı Hazreti Ali'yi. Bakınız, efendiler, evvela buradan başlamak lazım bu işe. Çağırdı, ya Ali, Ebu Talib'in oğlu Ali, Ali İbni Ebi Talib, dehşet bir zat. Radıyallahu Teala Efendimiz, buyur ya Resulallah, fidâke ebi ve ümmi ya Resul, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Buyur, buyur. Hiç korku yok, endişe yok, tereddüt yok. Buyurdular ki, ben bu akşam gideceğim. Rabbim izin verdi. 40 tane kanlı katil kapıda beni öldürmeyi bekliyor.
ben aralarından çıkıp gideceğim. Sen benim odama gireceksin, yatağıma gireceksin ve yeşil cübbeme sarılacaksın. Hadrami diye Efendimizin yeşil bir cübbesi vardı. Hadrami minel hadar. Yeşil bir renk içinde bir cübbesi. O cübbeye bürüneceksin, yatağıma girip yatacaksın, ben çıkıp gideceğim, bu kafirler, bu katiller sana benmişim gibi saldıracaklar ve sakın korkmayasın, sana hiçbir zarar veremeyecekler. Hiç gözünü kırpmadan Hazreti Ali, ala râsi vel ayn ya Resulallah, %100 pırasa gibi doğrulmak babında, sebze gibi, ot gibi biçilmek pahasına da olsa, zerre kadar tereddüt göstermemiş, acaba mı, şöyle mi, böyle mi olur dememiş, derhal emre, teklife teslim olmuş ve yeşil cübbeye bürünerek peygamberin yatağına girmiştir. En ufak tereddüt göstermemiştir. Böyle bir tehlike halinde, böyle bir tehlike anında şu cemaat-i müsliminin içine kaç kişi bulabilirsiniz? Allah diyor ki, aleyküm enfüseküm, bakın bakalım nefsiniz böyle tehlikelere hazır mı? Bakın bakalım İslami mücadeleye hazır mısınız? Kafirlerle kapışmaya hazır mısınız? Her türlü nefsinizi, neslinizi ayarlamış mısınız? Ekibiniz, kadronuz yerinde mi? Çünkü İslami mücadele bütün bir dünya ile savaşmaktan farksızdır. Efendiler, Allah Resulü'nü Mekke'den Medine'ye davet edenlere, yani hicret buyur ya Resulallah, Mekke'de sıkıntıdasın, telaştasın, tehdit altındasın, gel Medine'ye diyen müminlere son 3. Akabe görüşmesinde Resulullah ne buyurdular? Tamam geliyorum buyurdu. Davetinizi kabul ediyorum. Ancak ben Medine'ye geldiğim zaman kıyamet kopacaktır. Huzurunuz kaçacaktır, rahatınız kaçacaktır. Ve bütün dünya size düşman olacaktır. Benim Mekke'den Medine'ye gelmem demek, bütün dünyanın size cephe alması demektir. Var mısınız buna buyurdular. Hepsi birden varız ya Resulallah dediler. Bu iş bile kolay bir şey değil. Ve kabul ettiler. Önce teklifini kabul buyurdular. Sonra kendisini kabul ettiler. Allah Resulü Medine'ye gitmeden evvel önce tekliflerini ortaya koydu. Eğer teklifini kabul etmeselerdi, Allah Resulü davetlerini kabul etmeyecek. Önce teklifini sunuyor, sonra kendisi gidiyor. Ey müminler, nefislerinizi kontrol ediniz. İslam ile, İslami hayatla ne ölçüde bütünleşmişsiniz? Biz bütünleşememişiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslümanlar İslam'la bütünleşememiştir. Niçin? Hemen misalini ve ispatını arz ediyorum. Namaz kılarken camilerde, namaz kılarken Kur'an ayetlerine, abdest alırken Kur'an ayetlerine uyuyoruz. Abdestimizi neye göre alıyoruz? Kur'an ayetlerine göre. Bak, abdest alırken Kur'an'la bütünleşmişiz. Namaz kılarken Hazreti Muhammed Mustafa ile bütünleşmişiz. Tamam. Sallu kema ra'eytumuni usalli diyor peygamber. Ben nasıl namaz kılıyorsam bana bakın, öyle namazınızı kılın diyor. Yoksa Kur'an'da öğle namazını nasıl kılındığını bulamazsınız. Kur'an yazmıyor. İkindi namazı nasıl kılınır? 4 rekat sünnet, 4 rekat farz. Hiçbirisi Kur'an'da yok bunların. Nereden alıyoruz peki bu namaz kılma şeklini, modelini, örneğini? Sallu kema ra'eytumuni usalli. Peygamberimiz bana bakın, benim kıldığım gibi namaz kılın diyor. Sünnet. Hani 4 delilin ikinci sünnet, kitap sünnet, icma ümmet, kıyas fukaha dediğimizin 2. maddesi oluyor. Burada bütünleşmişiz. Namaz kılarken peygamberimizin kıldığı gibi kılıyoruz. Fakat ticaret yaparken, alışveriş yaparken peygamberin hükümlerine, esaslarına, Kur'an'ın nizamıyla bütünleşmiş miyiz, bütünleşmemiş miyiz? Bütünleşmemişiz. Alışveriş yaparken, ticaret yaparken, dünyevi işlerimizde, hükümet kurarken, devlet kurarken, siyaset yaparken, milleti, memleketi yönetirken niye Kur'an'la, niye peygamberle bütünleşmemişiz? اَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولَ وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ diyor Rabbimiz. Allah'ın hükümlerini uygulayın. Peygamberin sünnetiyle bütünleşin ve sizden olan, aynen Kur'an hükümlerini uygulayan devlet başkanlarıyla bütünleşin diyor. Bu Kur'an hükmüdür. Niye bütünleşmemişiz?
Ey Müslüman, abdest alırken Kur'an'a uyuyorsun da miras malını dağıtırken niye Kur'an'a uymuyorsun? Ey Müslüman, namaz kılarken peygambere uyuyorsun da nikahlanırken, nikah merasimi yaparken, evlenirken, düğün yaparken niçin Muhammed Mustafa'ya uymuyorsun? Niye bütünleşmiyorsun? Birine uyuyorsun, birine uymuyorsun. Böyle bir ayrım yapıyorsun, parçalanmışsın, dini parçalanmış, ahkamı parçalanmışsın. Kur'an-ı Kerim'de hepsinin hükümleri var. Öldükten sonra bir Müslümanın malının, menkul gayrimenkul mallarının nasıl dağıtılacağını, oğluna, kızına, babasına ne kadar pay verileceğini Kur'an-ı Kerim'de ayetler yazıyor mu, yazmıyor mu? Yazıyor ama hiçbirisi geçerli değil Türkiye'de bunların. İsviçre'den alınan kanunlar tatbik ediliyor. Bak, bütünleşememişiz. İşte Müslüman davası budur. Müslüman Kur'an'la hayatını bütünleştirecek. Siyasi hayatını, içtimai hayatını, kültürel hayatını, askeri hayatını, hayatın bütün safhalarını Kur'an'a uyduracaksınız. Aleyküm enfüseküm demek bu demektir. Yoksa Allah ile aranız açılır, beliniz kırılır, yüzünüz kararır, ikbaliniz olmaz, istikbaliniz olmaz, ehli küfrün taarruzuna dayanamazsınız. Çok misaller var bu ayetin tefsirinde, hepsini almak mümkün. Saat 12 oldu, ezan yaklaştı. Beni sıkıyor bu zaman. Mevlana'mızın bir misalini vermeden geçmeyeyim. Allah ile aranız iyi olsun. Allah'ın hükümleriyle bütünleşirseniz, Allah'ın nizamıyla memleketi yönetirseniz, şeriat kanunlarına göre ülkeyi yönetirseniz, kimse size karşı koyamaz diyor Hazreti Allah. Bununla ilgili Mevlana Celaleddin Rumi'nin muazzam bir tespiti var, bir temsili var. Allah aşkına anlatayım, aklınıza kalsın. Bir temsil olarak anlatıyor tabii. Buyuruyor ki, bir zengin bir köy ağasını misal veriyor. Çiftliği olan, çok büyük çiftlik sahibi, tarım sahibi, varlık sahibi, bir arazi sahibini misal veriyor. Bu büyük toprakların, arazilerin, zirai gücün sahibi olan, o mülkün sahibi olan kişinin bir dostunu, çok sevdiği birisini ele alıyor Mevlana. Çok zengin bir, varlıklı bir köylüyü düşünün, çiftlik sahibi bir adam, bir de onun sevdiği birisi. Bir başka köyden, bir başka bölgeden çok sevdiği birisi. O zengin köylünün, toprak sahibi adamın sevdiği yakını, sırdaşı olan kişi kalkıp da o toprak sahibini, o dostunu, zengin köylüyü ziyaret etmek istese, bakın, gideyim de o zatı ziyaret edeyim, sohbetine katılayım, muhabbet edeyim diye kalkıp diyor yola çıkıp gelse ve o zengin toprak sahibinin bölgesine girse, toprak muhitine girse, yaklaşsa, tam kapısına, hududuna gelir gelmez, kapısının, çiftliğin hududuna gelir gelmez, o çiftlik sahibi, zengin köylünün köpekleri bu ziyarete gelen kişiye saldırsa, misal, 10 tane, 15 tane köpek saldırıyor. Çiftlik tabii köpeksiz olmaz. Kime saldırıyor? O zengin köylüyü ziyarete gelen şahsa saldırıyor. Bu şahıs ne yapması lazım diyor Mevlana, bakıcım. Ne yaparsa rahat eder. Her bir köpekle ayrı ayrı uğraşsa mümkün değil, dostuna ulaşamaz. O köpeğe saldırsa, sustursa öbür köpek saldıracak. Birine taş atsa öbürü saldıracak. Bunlarla uğraşmak mümkün değil bu kadar köpekle. Akıllı diyor dost, akıllı ziyaretçi, bu köpekler saldırırken her biriyle ayrı ayrı uğraşmak yerine Allah aşkına dikkat edin. Bu köpeklerle, çiftliğin köpekleriyle her birisiyle ayrı ayrı uğraşmak yerine akıllı ziyaretçi hemen düşünür ve der ki bu köpeklerin sahibi var. Çiftliğin sahibi de benim dostum. Aramızda çok iyi. Aramızdan su, efendim, hiçbir boşluk yok. Samimiyetimiz var, dostluğumuz var. Benim sesimi tanıyor, her şeyimi tanıyor. Bu köpeklerle uğraşacağıma çiftliğin sahibini, bu köpeklerin sahibini çağırayım.
ve oradan bir seslenir. Mesela Ahmet Ağa seslenir, ağa çıkar, o çiftliğin ve köpeklerin sahibi kendisini çağıran kişiyi tanır. Aa, falan dostum gelmiş, falan yakınım gelmiş, ahbabım gelmiş diye hemen diyor koşar ve köpeklere hış diye bir ses yapar diyor. Köpeklere susun bir kelimeyle hış der, o 15-20 köpek susar, sesleri kesilir ve o çiftlik sahibinin dostu çiftliğin sahibiyle bütünleşir diyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Çağır çiftliğin sahibini, yeter ki aran düzgün olsun, yeter ki samimi olasın, yeter ki tanıyasın, tanışasın. Rastgele bir adam çağırsa tabii böyle olmaz. Ama onun samimi ahbabı, samimi arkadaşı, samimi dostu köpeklerle boğuşmuyor, köpeklerin sahibini çağırıyor. Ahmet Ağa, Mehmet Ağa bakar mısın ben geldim diyor. Oo hoş geldin deyip köpeklere bir kelimeyle susmalarını söylüyor ve gelen ziyaretçi çiftlik sahibiyle, dostuyla bütünleşiyor. Mevlana bunu verdikten sonra diyor ki ey Müslümanlar, sizin de Allah ile aranız iyi olsun. Allah'ın yeryüzündeki köpekleri, zalim ve kafirleri sizin kılınıza dokunamaz. Allah sus deyip susar diyor. Sizin aranız iyi olsun. Ne güzel misal vermiş, görüyor musunuz Allah aşkına? Mevlana deyip geçmeyiniz. İşte ya eyyühellezine amenü aleyk ben tüseküm bu. Ey müminler, siz kendinizin Allah ile olan münasebetlerinizi iyi ayarlayın, dikkat edin, kontrol edin. Allah'ın hükümleriyle bütünleşin. Ülkenizi, bölgenizi, her şeyinizi Allah'ın hükümlerine uydurun. Sade namaz kılarken değil, her hayatınızın her sahasında, her sahnesinde Allah'ın hükümleriyle, Resulullah'ın sünnetiyle bütünleşin, beraber olun ve hayatınıza, idarenize, her şeyinize Allah'ın nizamını hakim kılın diyor. Aleyküm entüseküm, çok geniş bir mana. Yoksa ayrı ayrı onunla uğraş, öbürüyle boğuş. Bakın bir taraftan efendim Güneydoğu'da nelerle boğuşuluyor? Daha o sonuçlanmadan enflasyon canavarı buradan patlıyor. Onu bitir, oradan o patlıyor. Onu bitir, buradan bu patlıyor. Yapamazsınız. Mümkün değil. Bu borcun, dolar yükseldikçe ülkenin borcu, dış borcu, iç borcu yükseliyor. Korkunç bir şey. Yavaş yavaş artık günlük harcamalarımız dahi bakkala, markete, şuraya buraya çocuklarımızı gönderirken bile farkındaysanız cebinizdeki para geçerli olmamak haline düşmek noktasına geldi. Şimdi ev kiralamak istediğiniz zaman bazı semtlerde Türk parasıyla değil, Amerikalıların yahut Almanların parası da şimdi sarsıldı. Dolar dediğimiz gavur Amerika'nın parasıyla ev kiralayabiliyorsunuz. Böyle giderse bakkaldan peynir alırken dahi paranız geçmeyecek. Bakkaldan peynir. Halbuki Allah-u Teala'nın hükmüne, ayetine, Sure-i Maide'nin 105 numaralı ayetine göre hiç bunlar olmayacaktı. Oluyorsa bizim halimiz, Kur'an ile bütünleşememiş olmamızın sonucu bu. Allah aşkına bu noktayı bir amentü gibi, Allah'a iman gibi telakki etmek ve iman tasdik etmek lazım. Buna inanmak lazım. Buna güvenmek lazım. Zira tarih bunun en belirgin şahididir. En açık ispatıdır. Yeryüzünde Müslümanlar ne zaman Kur'an'a ve sünnete sarılmışlarsa Allah'ı şahit tutuyorum, yeryüzüne hakim olmuşlardır. Ne zaman Kur'an'la bütünleşememiş, sünnet-i Muhammediye ile ayrı düşmüşlerse yeryüzünde ezilmiş ve yok olmuşlar. Bu bir güneş gibi sabit olan bir gerçektir. Bunu ispat etmek için konuşmaya bile hacet yoktur. Eğer mümkün olsaydı şu devletin televizyonuyla özel şahısların televizyon kanalları açık olsaydı, konuşma imkanı, tartışma imkanı olsaydı, açık oturumda sansürsüz, kısıtlamadan, yasaklamadan konuşma fırsatı verilseydi, biz bunları vallahi teker teker aritmetik rakamlar gibi ispat etmeden inmezdik. Ama ne çare, henüz bu sahada hiçbir tekamüle malik değiliz. Fakat bir şeyden ümitliyiz, Allah'a şükürler olsun, bu olup bitenler, dünyadaki olaylar, Rusya'nın çöküşü, Doğu Avrupa'nın çöküşü, Bosna Hersek'teki hadiseler, olaylar, Kıbrıs'taki
çalkantılar, Amerika'nın, Avrupa'nın tavrı, tutumu, Butros Gali namındaki korkunç kafir, Mısırlı kafirin davranışı, ikiyüzlülüğü, çifte standardı, Birleşmiş Milletler, yazılanlar, bütün bunlar alemi İslam'a yavaş yavaş birer işaret vermeye ve meseleleri kavramaya Müslümanlar başladı elhamdülillah. Müslümanlara karşı dünyanın tavrı, Birleşmiş Milletler'in tavrı, Avrupa'nın tavrı, İsrail'in tavrı, hep şimdi yavaş yavaş ve artık bizim konuşmalarımız, ben zaman zaman üzülüyordum, hala da üzülüyorum. Umutsuzluğa kapılmadık ama üzüntüye kapıldık. Acaba bu konuşmalarımız boşa mı gidiyor, havaya mı gidiyor? Hiçbir şey olmayacak mı filan gibi zaman zaman düşündüğümüz, üzüldüğümüz olmuştur. Ama görüyorum ki Allah'ın lütfuyla boşa gitmiyor. Konuşmalar, çalışmalar, izahlar, tefsirler, ayetler, hadisler, beyanlar, beyanatlar boşa gitmiyor. Allah'ın lütfuyla Amerika'nın çökmesi, şu Kur'an'ı şahit tutuyorum, yaklaşmıştır. Allah nasip ederse gelecek ders, eğer siz de biraz erken gelebilirseniz, Amerika'nın çöküşünü hazırlayan sebepleri önümüzdeki cuma günü ders olarak size arz edeyim, eğer erken gelebilirseniz. Çünkü gireceğim, bitiremeden inmek benim hoşuma gitmiyor. Ayet ve hadislerle Amerika'nın nasıl çökeceğini, nasıl çöküş noktasına geldiğini haftaya arz edeyim. Siz de biraz erken gelin, erken toplanın inşallah. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine, bereketine, inayetine, cennetine mazhar eylesin inşallah. 2000 yılına ulaşmadan ülkemizi, bölgemizi, cumhuriyetimizi, devletimizi Rabbim İslam devletine tebdil etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.